Selamlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Türkiye'de satışı olan, en düşük tüketime sahip olan elektrikli araçlara bakacağız. Ve aynı zamanda da Türkiye'deki satış fiyatlarına göre gerçek karma menzille orantılayarak kilometresi en düşük maliyete gelen araçları sıralayacağız. Yani gerçek karma menzile göre Türkiye'de satılan fiyat performans araçları sıralayacağız. Aynı zamanda 15 dakikalık şarj ile 400 kilometrenin üzerinde menzil sağlayan araçları da ayrı bir şekilde belirteceğim. Onları da en sonunda sıralayacağım zaten. Ben bu Excel tablosunu yine açıklama kısmına koyacağım. Her videoda da yaptığım gibi açıklama kısmında ayrıca dakika dakika bölümleri de koyacağım. Oradan istediğiniz bölüme giderek o bölümü izleyebilirsiniz. Şimdi sırasıyla araçlara bakmadan önce önemli bir şey söylemek istiyorum. Ben burada reel karma menzile göre ve tüketim verisine göre sıralama yaparken VLTP menzilini almadım. EV database'ten gerçek koşullardaki hem otoyol soğuk havada -10 derecedeki otoyol menzili hem ılık havadaki otoyol menzili, şehir içindeki soğuk hava menzili, aynı zamanda şehir içindeki ılık hava menzili gibi menzilleri kapsayan karma bir menzil verisinden yararlandım. Siz eğer bu aracı daha çok örneğin şehir içinde kullanıyorsanız ve şehir içi menzile göre bir sıralama yapmak istiyorsanız formüller zaten yerleştirilmiş durumda Excel tablosunda. İstediğiniz şekilde o formüllere uygun olarak değişiklik yaparak sıralamayı da belirlemiş olabilirsiniz. Bir de tüketim verimliliği açısından yani en az tüketime sahip araçları sıralarken EV database'deki tüketim ortalamasının üzerine yaklaşık %10 enerji kaybı ekledim. Neden? Çünkü maliyet açısından tüketimi hesaplamak istedim. Yani aracın ekranında gözüken tüketim verisi örneğin 18 kilowatt saat olabilir ama aslında bizim ödediğimiz cebimizden çıkan para onun %10 yaklaşık fazlası. Yani enerji kaybı da var işin içinde. Bunu siz kendiniz de teyit edebilirsiniz zaten. İstasyona ödediğiniz parayla aracın ekranındaki yazan arasında %10'luk yaklaşık bir fark olduğunu görebilirsiniz. Bu nedenle enerji kaybı dahil tüketime göre ben bir sıralama yaptım. Yani cebimizden çıkan maliyete göre bir sıralama yapmış oldum. Sıralamaya baktığımızda 100 kilometrede en az tüketim yapan araç Hyundai Ioniq 6. Enerji kaybı dahil 16.42 kilowatt saatlik 100 kilometrede bir maliyeti var. Hyundai Ioniq 6 kısa menzilli olanının karma menzili 335 kilometre. 15 dakikalık şarj ile ise 419 kilometrelik bir menzile sahip. İkinci sırada tüketim verimliliği açısından Citroen EC4 ve EC4X yer alıyor. EC4X'in 16.44 kilowatt saatlik 100 kilometrede bir maliyeti varken EC4 aracının ise 16.68 kilowatt saatlik bir maliyeti var. EC4 335 kilometrelik bir karma menzile sahipken EC4X 340 kilometrelik bir karma menzile sahip. Üçüncü sırada Opel Corsa E yer alıyor. Opel Corsa E 100 kilometrede 17.26 kilowatt saatlik bir enerji maliyetine sahip. Karma menzili ise 295 kilometre. Dördüncü sırada Renault Megane E-Tech yer alıyor. 100 kilometrede 17.37 kilowatt saatlik bir enerji maliyeti var. Karma menzili 380 kilometre. 15 dakikalık şarj ile 413 kilometrelik bir menzil sağlıyor. Beşinci sırada Fiat 600e var. 17.46 kilowatt saatlik enerji maliyeti var 100 kilometrede. 235 kilometrelik de bir karma menzile sahip. Alfa Romeo Junior ise 6. sırada yine 17.46 kilowatt saatlik bir enerji maliyeti var. Karma menzili 320 kilometre. 7. sırada Opel Astra E var. Onun da aynı şekilde 100 kilometredeki enerji maliyeti 17.46 kilowatt saat. Karma menzili yine aynı şekilde 320 kilometre. Ben neden bu 17.46 kilowatt saatlik tüketime sahip 3 aracı farklı sıralarda yerleştirdim? Fiyatına göre. En düşük fiyatı en yukarıda konumlandırdım. Kendi
hani fiyatı yüksek olanı da daha aşağıda konumlandırdım. Bunu siz kendiniz tercih ederek farklı şekilde konumlandırabilirsiniz. 8. sırada Peugeot E3008 var. 17.56 kWh'lik 100 km'de enerji maliyeti var. Karma menzili ise 290 km. 9. sırada BMW iX2 var. BMW iX2'nin 100 km'deki enerji maliyeti 18.02 kWh. BMW iX2'nin karma menzili 395 km. 15 dakikalık şarj ile bize verdiği menzil ise 428 km. 10. sırada Volkswagen ID.7 yer alıyor. Volkswagen ID.7'nin de 100 km'deki enerji maliyeti 18,02 kWh. Karma menzili ise 525 km. 15 dakikalık şarj ile bize verdiği otoyol menzili ise 600 km gibi ciddi bir menzil. 11. sırada Jeep Avenger elektrik geliyor. 18,3 kWh'lik 100 km'de enerji maliyeti var. Karma menzili ise 310 km. 12. sırada Hyundai Kona EV var. 100 km'deki enerji maliyeti 18,05 kWh. Karma menzili ise Kona EV'nin 295 km. 13. sırada ise Tesla Model Y SR var. 18,23 kWh'lik 100 km'de enerji maliyeti var. Tesla Model Y SR'ın karma menzili ise 350 km. 15 dakikalık şarj ile bize verdiği otoyol menzili ise 416 km. 14. sırada BMW iX1 var. 18,25 kWh'lik 100 km'de enerji maliyeti var. Karma menzili 390 km. 15 dakikalık şarj ile bize sağladığı otoyol menzili ise 418 km. 15. sırada Cupra Born yer alıyor. 100 km'deki enerji maliyeti 18,41 kWh. Cupra Born'un karma menzili 460 km. 15 dakikalık şarj ile bize verdiği otoyol menzili ise 512 km. Buradaki maliyetleri neden kWh olarak verdim? Çünkü AC şarjda şarj ederseniz kWh'i farklı bir maliyet. DC şarjda şarj ederseniz farklı bir maliyet. Evden şarj ederseniz farklı kademelerde farklı maliyet var. O nedenle siz kendi koşullarınıza göre buradaki kWh'leri kWh'in maliyetiyle çarparak bulabilirsiniz. Örneğin benim evimde benim maliyetim şu anki güncel tarifelerle bile yaklaşık 4 lira. 4 lirayla baktığımızda ben 20 kWh'lik bir enerji için 80 liralık bir maliyet öngörüyorum. Siz de ona göre kendi maliyetlerinizi hesaplayabilirsiniz. DC istasyonlarda da işte 9 lira, 10 lira, 12 lira, 11 lira istasyondan istasyona, markadan markaya farklılık arz ediyor. Ben burada ilk 15 sırayı verdim. Ancak siz bunun devamını tabloda görebilirsiniz. Excel tablosunu indirerek bunu inceleyebilir. Kendiniz şehir içi, şehir dışı, soğuk hava, ılık hava bunlara göre tekrar bunu düzenleyebilirsiniz. Bunu nasıl yapacaksınız? Enerji tüketiminin yer aldığı sırada her bir hücreye tıkladığınızda orada zaten formülü görüyorsunuz. O formülde benim yerleştirdiğim bir hücre reel karma menzil kısmı. Siz bunu şehir içi soğuk hava sürüşüne tıklayarak değiştirebilirsiniz veya şehir içi ılık hava sürüşüne tıklayarak değiştirebilirsiniz. Ona göre sıralama yapabilirsiniz kendiniz. Şimdi gelelim menziline göre fiyat performans araçlara. Yani bize aldığımız araç reel karma menzili yani gerçek hayattaki karma menzile göre 1 kilometresi kaç liraya mal oluyor? Buna bir bakalım. Ben kendim Türkiye'deki liste fiyatları üzerinden bir sıralama yaptım. Siz bu fiyatları bayilerden alacağınız fiyatlarla değiştirerek kendiniz ayrıca bir sıralama yapabilirsiniz. Ben burada tek tek fiyatları söylemeyeceğim. Zaten tablodan görüyorsunuz. O açıdan sıralamayı bir söyleyeceğim. Menzille birlikte. Bu sıralamaya göre Kia EV3 Long Range 455 kilometrelik gerçek reel karma menzile sahip ve birinci sırada BYD Dolphin 350 kilometrelik bir gerçek karma menzile sahip ve ikinci sırada Togg T10X 425 kilometrelik bir karma menzile sahip en alt paketi üçüncü sırada. Yalnız burada şunu belirtmek istiyorum. Togg'un menzili EV database'te yok. Ben bunu neye göre aldım? Togg'un en yakın veriye sahip olduğu hem büyüklük olarak hem VLTP menzili olarak hem de batarya büyüklüğü olarak BYD Seal U.
Dolayısıyla ben TOG'un EV database verisi yok ama ben bu listeye koymak istedim. Ve en yakın araç da BYD Seal U olduğu için BYD Seal U'yu aldım. Ama siz TOG'un karma menzilini farklı öngörüyorsanız bu listede farklı yere yerleştirebilirsiniz. 460 kilometrelik gerçek karma menzile sahip Cupra Born ise 4. sırada. 5. sırada yine TOG gibi 425 kilometrelik karma menzile sahip olan BYD Seal U'nun tamamen elektrikli olan aracı var. 6. sırada Renault Megane E-Tech var. Renault Megane E-Tech'in karma menzili 380 kilometre. 7. sırada MG4 var. MG4'ün hem luxury'sini hem konfortunu buraya koydum ve kilometre maliyetini de satış maliyetinde reel karma menzile göre parantez içinde yazdım zaten. MG4'ün luxury modeli 360 kilometrelik bir karma menzile sahipken comfort modeli ise 300 kilometrelik bir karma menzile sahip. 8. sırada ise 335 ve 340 kilometrelik karma menzillere sahip olan Citroen EC4X ve Citroen EC4 var. Yalnız burada ben Citroen EC4 ve EC4X'i listede konumlandırırken mevcut satışta olan 115 kW'lık bir motora sahip olan satıştaki araçlarını konumlandırdım. 9. sırada Kia Niro EV var. Kia Niro EV'nin 385 kilometrelik bir karma menzili var. 10. sırada BYD Atto 3 var. BYD Atto 3'ün karma menzili ise 330 kilometre. 11. sırada Opel Corsa E var. Karma menzili 295 kilometre. 12. sırada ise 370 kilometrelik karma menzile sahip olan MG ZES EV. 13. sırada Kia EV3'ün Standard Range modeli var ve 325 kilometrelik bir karma menzile sahip. 14. sırada ise Peugeot E3008'in en düşük paketi var. Karma menzili ise 380 kilometre. 15. sırada ise ülkemizde yeni satışı başlayan Opel Grandland E var. 365 kilometrelik bir karma menzile sahip. Özet olarak bakacak olursak ilk 5 sırada şimdi bir sıralama yapmak istiyorum ama bu sıralamayı tüketim verimliliği açısından yapacağım fakat uzun yola uygun tüketim verimliliği açısından en iyi araçları sıralamak istedim. 15 dakikalık şarj molası ile 400 kilometrenin altında menzile sahip olan araçları elediğimde uzun yola uygun tüketim verimliliği en iyi 100 kilometrede maliyet açısından en düşük maliyeti bize sunan araçlara baktığımızda birinci sırada Hyundai Ioniq 6'nın kısa menzillisi yer alıyor. İkinci sırada Renault Megane E-Tech yer alıyor. Üçüncü sırada Tesla Model Y SR yer alıyor. Dördüncü sırada ise Cupra Born yer alıyor. Yine uzun yol için uygun olabilecek %10 ÖTV ile satılan gerçek karma menzil açısından fiyat performans araçları değerlendirdiğimizde ise araç sıralaması ise şu şekilde oluyor. Birinci sırada Kia EV3 Long Range, ikinci sırada TOG T10X yer alıyor. Üçüncü sırada Cupra Born yer alıyor. Dördüncü sırada BYD Seal U EV yer alıyor. Beşinci sırada ise Renault Megane E-Tech yer alıyor. Ancak dediğim gibi bayilerin vereceği fiyata göre bu sıralama değişebilir. Bir de şunu bilmek gerekiyor. Yani sizin önceliğiniz sadece verimlilik, sadece menzil olmayabilir. Bunların içinden seçersiniz 3-4 tanesini. Ne yaparsınız sizin için donanım da önemlidir. Belki de bir ailesiniz, çoluğunuz, çocuğunuz var ve büyük araca ihtiyacınız var. O zaman bu araçların içinden büyük araçları seçmeniz gerekir. Veya yokuşlu yollarda gidiyorsunuzdur. İşte AutoHold sizin için önemli olabilir, ona bakabilirsiniz. Uzun yol çok yapıyorsunuzdur. Adaptif sürüşü çok kullanıyorsunuzdur. Adaptif sürüş donanımı sizin için çok önemli olabilir. Veya zevkiniz öyledir. Cam tavan istiyorsunuzdur. Araçta cam tavan yoktur. İstemeyebilirsiniz. O nedenle tek bir veri araç seçimi için yeterli değildir. Ben sadece bunu yol göstericilik olsun diye size sunuyorum. Ayrıca açıklamada bu Excel tablosunu da koyacağım için o Excel tablosundan kendinize göre eleme yaparak da bir sıralama yapabilirsiniz. Bagaj kapasitesi önemlidir. O sıralamayı ona göre yapabilirsiniz. Umarım faydalı olur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, selamlar.